Merhabalar efendim, sağlıklı günler dilerim. Biontech aşısı ile ilgili kenarda kalmış birkaç soru var. İzninizle onları size cevaplamak istiyorum. İngiliz Kalp Vakfı'nın önerileri doğrultusunda bunları size sunuyorum. Öncelikli olarak kanser hastaları biliyorsunuz aldıkları ilaçlar bağışıklık sistemini baskılıyor. O yüzden ilaç aşıyla etkileşim yapabilir. Doktorunuza danışmanızı özellikle öneririm efendim. Bir diğer önemli soru, BioNTech aşısı sonrasında kan sulandırıcı kullanmaya gerek var mı? Bu gerçekten kafaların karıştığı konulardan bir tanesi, onu da cevaplayayım. Covid geçirmediyseniz gerek yok. Eğer BioNTech aşısında pıhtılaşma diye bir sorundan korkuyorsanız, daha önceki videoma bakabilirsiniz, bu çok çok ender. Eğer COVID geçirdiyseniz ve hastaneye yattıysanız ve özellikle yoğun bakımda kaldıysanız o zaman doktorunuza danışmanız gerekiyor. Gene de BioNTech aşısının pıhtılaşma olasılığının düşük olduğunu size tekrar hatırlatmak isterim. Ama tedbirli olmak için doktorunuzla bir bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Diğer önemli soru şu, kalp damar hastaları güvenli olarak aşı olabilirler mi? Evet, olabilirler. Bunların içerisine hipertansiyon, şeker hastalığını koyabilirsiniz. Bypass olanları, kalbi delik olanları ve ameliyat olmuş olanları, kapak hastalarını hepsi güvenli bir şekilde aşı olabilirler. Bir başka soru, kan sulandırıcı kullananlarda bir sıkıntı var mı? Hayır, herhangi bir sıkıntı yok. Aspirini sayabiliriz, Plavix'i sayabiliriz, Pradaxa'yı hatta Coumadin'i de sayabiliriz. Burada sadece enjeksiyon yerinde kanama olabilir. Bir süre bastırmanız yeterli olacaktır. Coumadin için küçük bir parantez açmamız gerekiyor. Zaten Coumadin kullananlar bu konuda oldukça tecrübelidirler. Coumadin kullananlar INR testi yaptırırlar. Belki tedbir amacıyla önceden bir INR testi yapılabilir ama kanama ihtimali çok çok düşüktür. Eğer önceden pıhtılaşma geçirdiyseniz, eğer bir pıhtılaşma bozukluğunuz varsa, ki bunun teşhisinin konması lazım, sizin söylemeniz yeterli değil, ya da derin ven trombozu, akciğer embolisi gibi büyük bir pıhtı olayı geçirdiyseniz, eğer kan sulandırıcıya devam ediyorsanız herhangi bir sorun yok, bir sıkıntı olmaz. Ama kullanmıyorlarsa sorun olasılığı gene düşük. Ama bu pıhtıların kalıcı ya da bir kısmının en azından hala var olduğunu düşünebilirsiniz. O zaman bacaklarınıza bir ultrasonografi veya akciğerlere tomografi de yaptırabilirsiniz. Böylelikle kafanızdaki soru işareti de ortadan kalkar. Genel olarak dediğim gibi kalp ameliyatı olanlar, kapak ameliyatı olanlar, varisi olanlar ve varis ameliyatı olanlar da korkmadan BioNTech aşısını olabilirler. Genel tedbir itibariyle genellikle aşı sonrasında susuz kalmayınız ve hareketsiz kalmayınız efendim. İlginiz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.